Gün geçmiyor ki yeni bir intihar haberi daha almayalım sayın seyirciler. Sıradaki haber ise Ordu'dan. 6 ay önce kanun hükmünde kararname ile görevinden alınan ve terör soruşturması gerekçesiyle tutuklanan eski hakim Ender Sarsılmaz'ın 17 yaşındaki oğlu Umut Sarsılmaz oturdukları apartmanın çatısından atlayarak hayatını kaybetti. Ölü bedene Yazık dönmeyecek oldu. sende Gencecik çocuktu. Umut, Belliydi annesi böyle bir olacağı. not bile bırakmadan intihar etmişti. Buyurun. Siz kimsiniz? Allah Allah. Siz kimsiniz? Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan cinayet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla dinleneceğinizden bu tebligatı aldığınız tarihten itibaren 3 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmenizi tebrik olur. Siz kimsiniz? Ben neden buradayım? Bunun cevabını zaten biliyorsunuz. Bir yanlış anlaşılma olmalı memur bey. Benim ne suçum olabilir? Eğer bir yanlış anlaşılma varsa çözüm yeri burası. Burada çözeceğiz. Niye çözüyoruz ya? Savcı nerede gittim? Paketi buraya gönderdiler. Hem ben daha reşit bile değilim. Anne babam burada olması gerekmez mi? Çağırsaydın o zaman. Yoksa saklayacak bir şey mi var? Cinayet dosyasında şüpheli sıfatıyla buradasınız. Şu andan itibaren yapmanız gereken tek şey sorularıma evet ya da hayır şeklinde cevap vermek. Terör davasından tutuklanan hakim Ender Sarsılmaz'ın kalem memurluğunu yaptınız mı? Evet ama benim onun işleriyle hiçbir alakam yok. Ben suçsuzum. Sakin olun, suç bireyseldir. Kimse başkasının suçundan sorumlu olmaz. Benim burada ne işim var o zaman? 4 senedir yanında çalıştığınız hakim Ender Sarsılmaz'ın tutuklanmasında herhangi bir payınız var mı? Hayır. Peki tesadüflere inanır mısınız Sedat Bey? İnanmam. Şüpheli bir şahısla yaptığınız görüşmeden 1 saat sonra hakim Ender Sarsılmaz'ın tutuklanması ve ardından hesabınıza yapılan para transferi de tesadüf değil öyleyse. Ender Sarsılmaz'ın eşi Zeynep Sarsılmaz'la aynı mahallede mi oturuyordunuz? Evet. Peki eşinin tutuklanmasından sonra kendisiyle iletişiminizi kestiniz mi? Aa, tabii. Öyle vatan hainleriyle işimiz olmaz bizim. Etrafınızdakileri de bunu yapmaya teşvik ettiniz mi? Yani... Çocuklarınızı oğulları Umut Sarsılmaz'dan uzaklaştırdınız mı? Evet. Bu aile hakkında doğruluğundan emin olmadığınız söylentiler yaydınız mı? Ben ne yapacağım memur bey? Her şey ortada. Yaydınız mı? Evet, yaydım. Evlerinin önüne çöp dökmek suretiyle Sarsılmaz ailesini birçok psikolojik baskıya maruz bıraktınız mı? Evet. Yıllardır sevip saydığınız komşularınıza tüm bunları
tek bir adamın sözü üzerine mi yaptınız? Tüm kanallarda haberlerini duyduk. Gazetelerde okuduk. Yalan söyleyecek halleri yok ya. Maktul Umut Sarsılmaz ile aynı sınıfa mı gidiyordunuz? Evet. Sanırım yakın arkadaştınız. O kadar da yakın değildik. En azından 6 ay öncesine kadar. Peki, arkadaşlığını kesmenin sebebi neydi? Babasının tutuklanması mı? Evet. Sınıf arkadaşlarını da Umut Sarsılmaz'a karşı kışkırttığın doğru mu? Ben bir şey demesem de herkes ne mal olduğunu biliyordu zaten. Evet mi, hayır mı? Evet. Peki bunu da mı sen yaptın? Evet. 3 senelik arkadaşına son 6 ayda fiziksel ve psikolojik şiddet yoluyla zorbalık yaptın mı? Evet. Umut nasıl biriydi Kerem? Sever miydin onu? Dürüsttü. Güvenilirdi. Severdi. Babasının neden tutuklandığını biliyor musun? Babam vatan aynı olduklarını söylemişti. Yaptığı tek şey bankaya para yatırmaktı. Ki siz de bunu zaten biliyorsunuz. Çekmecesinden almıştınız. Yıllardır hukuk alanında çalışan biri olarak bunun nasıl bir suç olduğunu bana açıklayabilir misiniz? O bankaya para yatırarak hükümete zaten karşı çıktı. Tutuklanması için hükümete değil, yasalara karşı gelmesi gerekir. Ancak bahsi geçen yasalara göre daha suçu ispatlanamadı bile. Bana şimdi ne olacak? Yargılanacak mıyım? Ama ben daha çocuğum. Umut Sarsılmaz da henüz bir çocuktu. Hem de tek gecede hayallerini, sevdiklerini ve umudunu kaybetmiş bir çocuk. Ama artık aramızda yok. Evet, yargılanacaksınız. Ama bu mahkemede değil.